Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı alçak eyleme göz yuman ve hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire, onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak. Onların korumasıyla da orada. Ah bak, işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. Erdoğan, NATO desteği konusunda da İsveç'e önemli mesajlar verdi. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. Erdoğan'ın söylemlerini öfkeli nitelemesi yapan Fransız medyası, PKK yandaşlarını küçük Kürt gruplar sözleriyle aklamaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman dünyasının ortak teklisi olan sözlerine, öfkeli yakıştırmasıyla kirli algı yapan Fransız medyası, İsveç ve Finlandiya'nın Batı Savunma İttifakı'na katılma ihtimallerinin de azaldığına dikkat çekti. Son dakikalar, belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.